Sevgili koçlular, kıymetli velilerimiz, değerli misafirler, 2021-2022 Koç Lisesi mezuniyet törenine hepiniz hoş geldiniz. Sizleri sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Bugün burada nasıl bir konuşma yapmam gerektiği üzerine uzun uzun düşündüm. Her sene sıfırdan yeni bir konuşma kaleme almaya çalışmak gerçekten çok zor. Ayrıca mezuniyet konuşmalarının insana getirdiği ayrı bir yük var. Biliyorum ki hepiniz çok akıllı, zehir gibi gençlersiniz. Koç Okulu mezunu 100 metre öteden belli olur. Bu okulun göz bebeği, yüz akı sizsiniz. Tam da bu sebeple sizlere geleceğe hoş geldiniz, cesur olun, risk alın diyeceğim bir nasihat konuşmasına hiç ihtiyacınız olmadığını gayet iyi biliyorum. İşte bu yüzden hatırlanmama ihtimali yüksek olan konuşmalardan birini yapmak yerine bu kürsüden bugün iki tarafında birbirini duymasını istedim. İçimden geldiği gibi konuşmak ve söze başlamak istiyorum ve sizlere birkaç tane soruyla başlıyorum. Bilmiyorum farkında mısınız ama bizim ailemizde spor kulüpleri ve özellikle de futbolun yeri çok büyük. Birimiz Galatasaray, birimiz Fenerbahçe, birimiz Beşiktaş taraftarıyız. Şimdi bu kürsüden sizlere sormak istiyorum. Ben de elimi kaldıracağım sorularda. Şu an buradaki Galatasaraylıları görebilir miyim? Peki. Peki Fenerbahçeliler? Beşiktaşlılar, sizleri görebilir miyim? Saymadığım kulüpler için lütfen beni affedin. Bu soruyu neden sordum sizlere? Oraya geleyim hemen. Biz kendi ailemizde hepimiz hangi takımlı olursak olalım, en küçüğümüz yeğenim Kerim'den en büyüğümüz Sema teyzeme kadar kuzenim Ali sayesinde her hafta Fenerbahçe'yi takip eder olduk ve başarılı olması için dua ediyoruz. Ve aynı duyguda, aynı sevgide, aynı hedefte birleşmenin, birlikte inanmanın, birbirimize dayanışmanın ne kadar kıymetli olduğunu bu yolculukta daha iyi öğrendik. Bugün bu kürsüden sizlere baktığımda işte bu dayanışmanın sadece bizim ailemizin değil, Koç Okulu ailemizin bir özelliği olduğunu görüyorum. Sizler bu çatı altında bir arada yaşama kültürünü, dayanışmayı, sevgiyi, saygıyı deneyimlediniz. Kardeşçe bir yaşamın en güzel örneğini sergilediniz. Şu an bunu ne kadar hissediyorsunuz bilmiyorum ama gelecekte ne kadar önemli olduğunu yaşayarak göreceksiniz. Lütfen hayatınızın bundan sonraki döneminde bundan asla vazgeçmeyin. Koç Okulu mezunu olmanın keyfini çıkarın, değerlerini yaşatın ve birbirinizden ve bizlerden kopmayın. Peki, sorularıma devam ediyorum. Bize lise binasını yıktığımız için kızgın olanlar elini kaldırabilir mi? Ben de kaldırıyorum elimi. Ama inanın mecburduk. Hiçbirinizi riske atamazdık. Atmadık. Burası benim de sıralarında oturduğum bir okul olduğu kadar annem Suna Kıraç'ın bu ülkeye ve sizlerin de içinde bulunduğu büyük Koç ailesine en büyük emanetlerinden biri. Koç Okulu Yönetim Başkanı ve Koç ailesinin bir ferdi olarak bu okulun her bir evladını kendi çocuklarım gibi görüp üstlerine titriyorum. İşte bu yüzden de o inşaatı hiç aklımızın ucunda bile yokken yapmak zorunda kaldık. Ama bilin ki burası sizin yuvanız. Yeni bir binamız ile bağınızı kurabilmek ve o binada bir anınız olması için bu kapılar size her zaman açık. Devam ediyorum. Kaçınız burada okurken ilk aşkını ya da
Durun, soruyu değiştiriyorum. Konudan bağımsız, hayatı boyunca unutamayacağım dediği büyük bir heyecanı yaşadı. Elleri görebilir miyim? Hadi hadi çekinmeyin, hadi. Ben de yaşadım. Unutmayın ki her ne kadar zaman zaman bize inşaat yüzünden kızmış olsanız da bu okulda bir sürü anılarınız var ve kalbinizin bir parçası hep burada kalacak. Yıllar geçse de unutamayacak. Her anımsadığınızda yüzünüzde bazen kocaman bir gülümsemeyle tebessüm edecek, bazen de gözlerinizde bir damla yaşla o günleri düşünüp hüzünleneceksiniz. Ama şimdi üniversite hayatının keyfini çıkarma zamanı. İnanın o yıllar geri gelmiyor. Peki, Covid'den etkilenen kaç kişi var burada? Hadi durun, merak ediyorum. Kaçımız ekmek yapmayı denedik? Elleri görebilir miyim? Hiç az değiliz, değil mi? Geçtiğimiz 2 yıl hepimizi çok zorladı. Kimi zaman sevdiklerimizden bile uzak, kendi iç sesimize yakın olduk. Kimi zaman çaresiz hissettik, sığınacak, sakin ve güvenli bir liman aradık. Kimi zaman kaygıyla, kimi zaman da hayal kurarak geleceği düşündük. Tatlı tatlı konuşurken canımızı neden Covid'le sıkıyorsun diyeceksiniz. Ama Behfi Bey'in ünlü bir sözü vardır. Diyor ki, hayat sıfırlar hanesidir. Evin, işin, araban, okulun, dostların, hayallerin hepsi sıfırdır. Ancak sağlığın varsa bunların başını bir koyarsın. Sıfırlar o zaman anlamlı bir değere ulaşır. Covid bize bunu nasıl hatırlattı değil mi? Bunu lütfen sakın unutmayın. Ben bunu... Ben bunu en acı şekilde annemle yaşayarak öğrendim. Bir günde sağlık olmayınca geri kalan her şey anlamını yitirdi. Hayatımızın bir anda ansızın aklımızın ucuna bile gelmeyecek bir sebepten ötürü tepe taklak olabileceğini yaşadık. İşte bu yüzden önce ruh ve beden sağlığınızı koruyun. Bu vesileyle de sizlere annemin Koç Okulu mezuniyet törenlerinde yaptığı konuşmalarından birkaç cümlesini paylaşmayı anneme görev biliyorum. Hedef ve ilkelerinizden, değer ölçülerinizden ödün vermeyin. Haklı olduğunuz konularda en az haksızlar kadar cesur olun. Ne iş yaparsanız en iyisini yapmaya çalışın. Hiçbir zaman vasat olmayı kendinize hedef almayın. Ucuz başarılara, uyanıklığa, hileye itibar etmeyin. Kendinizi her zaman yenileyip geliştirin. Ve evet, sona geldik. Sevgili velilerimiz, şimdi izin verirseniz son soruyu size sormak istiyorum. WhatsApp gruplarını özleyecek kaç kişiyiz? İnanın biz de sizleri özleyeceğiz. Bu okulda öğrencisi, velisi, mezunu, personeli, öğretmeni ve idarecisiyle biz bir bütünüz. Sizler çocuklarınızı büyük fedakarlıkla bizlere emanet ettiniz. Güvendiniz, inandınız. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sevgili Koç mezunları, biz ihtiyacınız olduğunuzda bıraktığınız yerde, burada her zaman aklınızda, arkanızda, kalbinizde ve yanınızda olacağız. Yolunuz, şansınız, bahtınız, açık, mezuniyetiniz kutlu olsun.